Merhaba sevgili kalemseverler. Bugün yeni bir kalem tanıtımıyla birlikteyiz. Bugün aslında ikinci kalem tanıtımı yapıyorum. Yerli firmamız Sikrix'in yeni bir modelini daha tanıtacağım. Bir önceki videomuzda Sikrix 33'ü tanıtmıştık. Aşağı yukarı aynı boylarda. Karşılaştırma için bu kalemlerin boylarını en baştan koyayım dedim bu sefer. Biraz akıllılık edeyim. Yavaş yavaş bu işi öğreniyoruz galiba. Lamy Safari modeliyle aşağı yukarı aynı boyda olduğunu görüyoruz. İsteyenler Lamy Safari'nin boy ölçüsü kaçsa 13, 14 milimetre, santimetre bakabilir. Bugünkü kalemimiz Sikrix'in bir modeli. Yıllar önce severek aldığım, uzunca yıllar kullandığım bir modeli. Aslında sabah tanıttığım 35 modelinde 33 modelinden çok çok farklı olmayan bir model. Model numarası da 35. Ufak tefek sürtme izleri var ama böyle bir kalem. Kalemin genel yapısıyla şöyle bir tanıyalım. Alt tarafta ve üst tarafta benzer şekilde parlatılmış krom bir mücevher kullanılmış. Yani mücevher tanımı ne kadar uygun bilmiyorum ama ve onların üzerine birer tane ince bilezik geçilmiş. Orta bölümde iki tane, birisi kalemin section bölümünün bitişinde, birisi kapağın bitişinde olmak üzere yine parlatılmış krom bilezikler kullanılmış. Buna benzer bir bilezik de nibin önündeki section'ın başlangıç bölümünde. Seksiyon deniyor buna. Ya da ben damak tutucu diyorum Türkçesi. Bir bilezik kullanılmış. Bu parlak kromlar kaleme bir estetik katmış. Kalemin kapağı yine parlak kromdan imal edilmiş ve üzerine Sikrix yazısı, şöyle netleyebilelim. Sikrix yazısı güzelce işlenmiş gördüğünüz gibi. Kalem şu bölümden oturtulurken biraz daha estetik davranılabilirdi. Şurada boşluklar görünüyor ne yazık ki. Çok çirkin durmuyor ama yani göze de çarpıyor açıkçası. Biraz hassas birisiyseniz gözünüz görüyor bu kusuru. Evet, kalemin dış görünüm bu şekilde. Tamamen krom. Buralar mat krom. Ama çok mat bir krom da değil. Hafif fırçalanmış bir krom. Çok kolay çizilmiyor ama şu biraz önceki tanıtımda anlattığım Sikrix 33'ün krom malzemesi biraz daha zor çizilen bir malzeme. Bu ise sanki biraz daha kolay çizilen bir krom malzeme. Evet, kalemin ucuna geçtiğimizde, kalemin uç bölümü aslında neredeyse %100 denilecek kadar Sikrix 33'ün ucuna benziyor. Bakın karşılaştıralım. Çok çok benzer uçlara ve damaklara sahipler. Ufak tefek desen farkları var. Kalemin seksiyon bölümü birebir aynı. Damaklar birebir aynı. Boylar da birebir aynı gördüğünüz gibi. Damak numaraları aynı arkadaşlar kalemlerin. 5 numara damak kullanılmış. Sadece uç bölümünde ufak tefek desen değişiklikleri var. Üzerinde gördüğünüz mühür bölümünde desenlerde ufak farklılıklar var. Ve bunda bu sefer medium ifadesi işlenmiş. Fakat aşağı tarafta Establish 1964 yazısı işlenmemiş kalemin üzerine. Damağı yine aynı kullanılan klasik Sikrix'in 5 numara damaklarından. Birçok kalemin de bu damağı kullanıyor. Başarılı da bir damak. Plastik bir damak. Ebonit falan değil. Şimdi işin ilginç yanı, 33'te neredeyse aynı uç, aynı damak kullanılmasına rağmen bu kalemin damağı da, damağı demeyelim, ucu biraz daha başarılı. Ya da benim şansıma bu kalemde bu uçta daha çok verim aldım diyelim 33'e göre. Elbette kalem daha kaliteli, biraz daha özenli işçiliği olan bir kalem. Fiyatı da tabii buna göre biraz yüksek. İçinde şöyle bir konvertör yer alıyor. Diğer konvertörlere göre de daha güzel bir konvertör. Aslında aynı konvertörün daha sağlam bir modeli gibi duruyor. Ve açıkçası mürekkebi fazla hava yaptırmadan daha başarılı çektiğini de gözlemledim. Böyle küçük bir kalite farkı var 33 ile. Ama bu küçük kalite farkı
büyük farklar da yaratabiliyor. Bu kalem daha zor donuyor, daha zor hava alıyor. Kesinlikle biraz daha özenmiş Scrix bu kaleme. Direkt yazı örneğine geçelim. Kalem şöyle hafif kameramızı, defterimizi açısına göre düzeltelim. Evet, şu şekilde. Sesimiz biraz daha zor duyulabilir belki ama biraz sesimi yükseltmeye çalışacağım. Yazarken de çok konuşamıyor insan gerçi. Şuralarda bir boş sayfa bulalım. Bu benim 2000 yılından kalma karalama ajandam. Videolarımı izleyenler bu ajandayı zaten tanımışlardır. Evet, kamerada nasıl görünüyor diye bir baktım. Evet, kalemin adını yazalım. Bu modele Scrix 33'ten farklı olarak bir isim de vermiş. Noble, yani seçkin manasında, asalet ifadelerinden birini uygun görmüş kaleme. El yazısı yazmaya çalışayım biraz. Evet, şu şekilde biraz daha yavaş ve güzel yazmaya çalışalım. Bu kalem biraz özeni hak ediyor bence. Scrix'in kullandığım en başarılı ikinci modeli. Scrix'in şu anda amiral gemisi olarak adlandırabileceğimiz kalemi Heritage adlı modeli. Miras Türkçesi. Ondan sonra benim bildiğim kalemler içerisinde bilmediğim de belki birçok model var. Bir Inox Chrome modeli var. 77 Inox Chrome'a çok benzeyen. Tam ismini bir türlü internette bulamadım. Belki Scrix'in yetkililerinden veya anlayanlarından biri izlerse modelin adını söyler bana. O modeli de şöyle tanımlayabiliriz. Daha uzun ince bir kalem. Şu bölümde Inox Chrome'un noktalarını görüyoruz. Inox Chrome'un 77 modelinin birebir aynısı gibi fırçalanmış krom bir model. Gold Chrome. Evet, bu kalemin adını devam edelim. Noble. Böyle güzel bir kalem. Scrix'ten üretilmiş vakti zamanında. Hala da piyasada var. Kalemin versiyon numarası 35 arkadaşlar. Medium nib kalem. Kullandığım mürekkep, birçok mürekkep kullanıyorum. Bu kaleme özgü kullandığım bir mürekkep değil aslında. Bir süredir bu mürekkep çekiliydi. İçinde temizleyip kurutup uzun bir zaman alacaktı. Bu kaleme çok da yakışmıyor. Bu kaleme lacivert, siyah renkler daha çok yakışıyor belki ama yani iyi yazdığı için ve zaman zaman bu renkle küçük notlar aldığım için, bazı kitapların altını çizdiğim için bu rengi de bu kalemin içerisinde bulundurdum. Yine söyleyeyim, Scrix'in alt modellerinden, ucuz modellerinden olan 100 lira civarında satılan 33 modelini de yıllardır kullanıyorum. 35 Noble modelini de yıllardır kullanıyorum. Aralarındaki en önemli fark şu: bu kalem kolay kolay donmuyor. Daha kolay yazılıyor. Arkasına kapağını taktığınızda da denge merkezi kaymıyor. Section bölümü birebir aynı olmasına rağmen diğer taraflarda daha özenli bir işçilik görülüyor. Ama en önemli şey, kalem kolay kolay donmayan bir kalem, ya da benim şansıma öyle denk geldi. Bu memnun kaldığım iki Scrix kaleminden birisi. Heritage modelini de bir ara almayı düşünüyorum. Evet, çizgi varyasyonlarına bakalım. Kalemin medium olduğunu söylemiştim ama 1.33'teki kadar kalın yazmıyor. Biraz daha F uca yakın bir yazımı var. Aslında F'den M'ye bir yazımı var. Çok kalın bir M değil. Mürekkep, biraz bekledim gerçi, şöyle bir daha yapayım. Mürekkep de çok fazla kusmuyor, yaymıyor. Hemen dokunduğum için biraz fazla görünebilir ama göründüğü gibi, yani göründüğü kadar yaymıyor mürekkebi. Mürekkep de biraz geç kuruyan bir mürekkep bence, Pelikan'ın diğer mürekkeplerine göre. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Hızlanarak yazdığımda, bakın bayağı hızlanıyorum, kesilme olmuyor. Hızlı bir şekilde yazdığımda hiçbir şekilde kesilme, atlama, dikey çizgilerde, yatay çizgilerde herhangi bir atlama olmadığını görüyoruz. Çabuk da kuruyor. Fazla mürekkep kusmuyor.
Yazının fazla varyasyon oluşturduğunu söyleyemem. Bastırıp da bu kaleme zarar vermemek lazım. Hafifçe bastırınca küçük varyasyonlar oluşturabiliyor. Ama bu bir çelik uç. Zaten bundan böyle bir şeyi beklemek de açıkçası biraz yanlış olur. Böyle çeşitli illerimizin adını yazalım. Bugün Kütahya'ya yazmak geçti içimden her neyse. Her ne hikmetse Kütahya'nın pınarları akışır şarkısı biraz önce dilimdeydi belki ondan kaynaklıdır. Neyse böyle güzel bir kalem olduğunu söyleyeyim. Kalemin kesinlikle alınabilir bir kalem olduğunu belirteyim. Mürekkebin de hakkını verelim. Mürekkebin de ismini yazalım. Mürekkep gösterelim ya da mürekkebi yazmak yerine bu sefer Pelikan'ın 4001 serisinden çıkan Pink Ink adını taşıyan yani pembe mürekkep adını taşıyan Alman malı mürekkep. Çok memnun kaldığım mürekkeplerden biri. Belki çokça tercih edilebilecek bir renk değil ama ben çeşitli yazılar yazan birisi olarak bunu da kullanıyorum. İmza atma konusuna gelince mesela Arif olsun ismimiz. Gayet seri atlama yapmadan güzel imzalar atabiliyorsunuz. Bu kalemle reverse olarak da yazabiliyorsunuz. Yani ters yazımı da gördüğünüz gibi 33'e göre daha mümkün. Kesinti olmaksızın ters olarak EF ayarında bir yazı yazabiliyorsunuz. Bu kalemin ben medium olduğunu düşünmüyorum. Bu kalem bence F bir kalem. Yani medium yerine kesinlikle fine nib denilebilir. Ya da FM nib denilebilir bu kalemin ucu için. Biraz cızırtılı, biraz ses yapan bir kalem. Yazarken isterseniz bir dinleyin. Hafif scratchy dedikleri yabancıların biraz kulağı tırmalayan bir sesi var. O da inceliğinden kaynaklanıyor. Ama rahatsız etmiyor. Hafif bastırmadan yazdığınızda o ses de duyulmuyor açıkçası. Çok kibarca bir yazıma sahip oluyor. Evet. Scrix Noble 35 kalemimizde bu şekilde kalemin ve yazısını şöyle gösterelim. Sık güzel bir kalem. Tavsiye edilebilecek bir kalem. Kesinlikle 33'ten daha iyi. 33 kalemler 100 lira bandındayken bu kalem 300 lirayla 400 lira arasında çeşitli sitelerde farklı şekilde satılıyor. Tek olduğunda, takım olduğunda ise 600 liraya 700 liraya kadar çıkabiliyor. Değer mi, değmez mi? Takdir sizin. Ben onu alacağım, 600 lira vereceğime. İşte giderim, lamya alırım diyorsanız da o da sizin takdiriniz. Ama bir takım alıyorsunuz tabii o zaman. Takımdaki versatil kalemler özellikle çok tatlı olabiliyor. Tükenmezleri de tercih edilebilir tükenmezlerdir. Ben çok kullanmam tükenmez kaleme, versatil kalem. Sadece dolma kalem kullanan biriyim. Mecbur kalmadıkça kullanmadığım kalemlerdir. Ancak fena kalemler değil. Hatta dolma kalemlerine göre ülkemizde daha çok tercih edilen kalemlerdir de diyebilirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.